nasıl daha fazla para kazanılır? Herhalde bu aralar ülkemizde de dünyada da bu zor ekonomik şartlarda pek çok insanın kafa yorduğu mesele bu. Ve gidip YouTube'da veya Google'da bir arama yaparsanız bir sürü de sonuç veriyor. Nasıl daha fazla para kazanırım? Girin arayın, binlerce sonuç var. Fakat bunların çoğu taktiksel veya iş fikri önerisi. Güzeller, değerliler, iş fikri önerileri de seviyoruz, taktikleri de seviyoruz. Ama bence işin temelinde başka bir meselemiz var. Prensipler. Acaba hangi prensiplere sahip insanlar uzun vadede daha fazla para kazanmayı beceriyorlar? İşte bugün bunun üzerine durmak istiyorum. Bu konularda uzun zamandır kafa yoruyorum, araştırma yapıyorum. Acaba gerçekten zengin olan insanların takip ettikleri prensipler nelerdir diye. Ve bu konu müthiş bir kaynak var. Naval Ravikant, Silikon Vadisi'nin budası olarak algılanan birisi. Müthiş içerikleri var, müthiş paylaşımlar yapıyor. Aynı zamanda çok başarılı bir girişimci, yatırımcı. Ve onun bu söylediklerini, yazdıklarını birisi kitap haline getirmiş. The Almanac of Naval Ravikant diye. Maalesef kitap Türkiye'de basılmış değil. Ben Kobo'ma indirdim, oradan okuyorum. Ve gördüm ki 5 temel prensip var. Bu 5 temel prensibi bilenlerin hayatta zenginleşme ihtimali daha fazla. Kendim de öğrenmeye çalışıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hazırsanız başlıyoruz. Naval'ın birinci prensibi bence zenginleşmeyle ilgili en temel prensip. Zamanınızı başkalarına satarak zengin olamazsınız. Bu büyük cümleyi birkaç alt detaylı incelemek lazım. İlki şu, emeğinizi başkalarına satarak yani birilerinin yanında çalışarak kazanabileceğiniz para hep kısıtlı. Sonuçta bir işveren var orada, esas parayı o kazanacak. Kazansanız bile pek tutamıyorsunuz parayı. Çünkü araştırmalar insanların daha fazla para kazandıkça daha fazla harcadıklarını gösteriyor. Ama daha önemlisi ve bence en önemlisi, eğer zenginliğin tanımını saf para olarak değil de özgürlük, kendinize zaman ayırma, canınız istediği şeyi yapma, çoluk çocukla vakit geçirme gibi tanımlarsanız o zaman bu iş hiç olmuyor. Başkanın ağız kokusunu çektiğiniz bir ortamda kendinize zengin diyemezsiniz, kenarda çok paranız olsa bile. Diyelim ki birisi için çalışmıyorsunuz ama emeğiniz karşında ancak para kazanıyorsunuz. Doktorsunuz, avukatsınız, bir emek veriyorsunuz, saat başı para alıyorsunuz. O zaman da zengin olamazsınız diyor Naval. Bir kere matematik olarak olamazsınız çünkü kendinizden birkaç tane daha ayırtamıyorsunuz. Kendinizde bir saate kaç para alabileceğini bir sınırı var. İkincisi, beyaz yakalıdan mavi yakalıdan bir farkınız yok. Hala deli gibi çalışıyorsunuz. Özgür değilsiniz, kendinize yeterince zaman ayıramıyorsunuz. Benim bir arkadaşım var, restoran sahibi, 7/24 orada. Ne olmuş, parası olsa ne olur? Çünkü servet sahibi değil. En büyük servet özgürlük, zaman. Sevdiklerinize, kendinize vakit ayırmak. O yüzden onu da kategori dışı bırakmak lazım. O halde geriye ne kalıyor? Bir üçüncü yol var. O üçüncü yol ne biliyor musunuz? Bir sistem kurmak ve bu sistemin siz çalışmazken de size para aktarmasını sağlamak. Neler olabilir böyle bir sistem içerisinde? Elbette bir girişiminiz olabilir. Bir yöneticiye teslim ettiğiniz ve size düzenli para kazandıran bir girişimdir belki bu. Veya bir başka girişimciye yatırım yapmışsınızdır. O çalışıyordur. Siz o yatırımdan payınızı alıyorsunuzdur. Veya pasif gelir kaynakları inşa etmişsinizdir. O pasif gelir kaynakları o gün siz çalışmasanız size nakit akıtıyordur. İşte buna ihtiyacınız var diyor Naval. O zaman gerçekten zengin olursunuz. Bunda en kolay yolu galiba bir iş kurarak yola çıkmak. Bir iş kurun ve bu işin pek çok faktörünü başkalarına yaptırın. İşte o zaman özgürleşeceksiniz. Kaldıraçtan yararlanacaksınız. Başkalarının emeği size yardımcı olacak. Bir yandan da iyi yatırımlar yapın. Bu yatırımlar pozitif nakit akışları getirsin. Başkaları çalışsın, başkaları çabalasın. Siz de bundan biraz para kazanın. Gerçek zenginliğin tanımı budur diyor. Bunu asla sömürü gibi de görmeyin. Yatırım yaptığınız insanlara da yardımcı olmuş oluyorsunuz. Bir gün onlar da inşallah doğru yolu görürler. Naval'ın ikinci zenginlik prensibi en çok kafamı karıştıran, anlaması benim için en zor olan ama bir kere anlayınca da hayatımı en çok değiştiren prensip oldu. Diyor ki Naval, para kazanmak yaptığınız bir şey değildir, öğrendiğiniz bir beceridir. Ne demek bu? Naval diyor ki elbette çalışarak para kazanacaksınız ama esas önemli olan o paranızın ne yaptığı, yani paranızı nasıl kullandınız, yani finansal okur yazarlık becerileri. Çünkü dünyadaki en zengin insanlara baktığımızda paralarını iyi değerlendiriyorlar, iyi yatırımlar yapıyorlar, doğru şirketlere yatırım yapıyorlar, doğru hisse senetlerine yatırım yapıyorlar, doğru geleceğe yatırım yapıyorlar. Paralarını nereye yönlendireceklerini, en iyi kaldırıcı nerede bulacaklarını keşfediyorlar. İşte bunun çok temel bir beceri olduğunu söylüyor Naval ve çok küçük yaştan itibaren öğrenmemiz gerektiğini düşünüyor. Ben maalesef çok geç öğrendim ve bugün düşünüyorum, ah o paraları onlara harcamasaydım da geçmişte hep yatırım yapıyor olsaydım, teknolojiye, geleceğe, kim bilir bugün nasıl bir servet sahibi olurdum. Bu öğrenilmesi gereken bir beceri ve kolay aslında, çok fazla kaynak var. Bizim kanalımızda o kaynaklardan bir tanesi. İnanmıyorsanız Yatırım ve Gelecek grubuna bir katılın, orada neler konuşuyoruz bir görün. Para kazanmak, okuryazarlık, finansal okuryazarlık sayesinde paranızın sizin için çalışıyor olması öğrenmek gayet öğrenilebilir bir beceri.
Naval'ın üçüncü prensibi bizim gibi toplumlar için en zor yenilir yutulur prensip. Para veya statü için değil, zenginlik için uğraşın. Ne demek bu? Çoğumuz zengin olmadan zengin gözükmeye çalışıyoruz. En iyi saat, en iyi telefon, en iyi araba, gücümüz neye yeterse onu tüketmeye çalışıyoruz. Oysa ona harcadığımız para aslında hem daha iyi bir yatırıma, bize uzun vadede nakit akışı yaratacak, pasif gelir yaratacak bir yere gitmemiş oluyor. Yani boşa gidiyor. Ve daha da önemlisi, bir kere o statüye kavuşunca o statüyü daha da fazla korumak için daha da fazla para harcıyoruz. İyi bir arabamız varsa garajımız da olsun istiyoruz, sigortası da olsun istiyoruz. Böyle kendi kendine bir döngüye dönüşüyor. Oysa statü mücadelesinden vazgeçip gerçek zenginliğe odaklanırsınız. Yani boşu boşuna trafikte vakit geçirmemek, olmadık insanın ağız kokusunu çekmemek, 7-24 iş düşünmek zorunda kalmamak, gidip bir beğenmediğiniz, sevmediğiniz bir ofiste sevmediğiniz insanlarla beraber çalışmak zorunda kalmamak, esas zenginliği böyle tanımlarsanız işler değişir diyor. O yüzden statüyü boş verin. Kazandığınız parayı lükse, statü sembollerine değil, servetinize ve servet yaratan sisteminize, yani girişimlerinize, yatırımlarınıza ayırın. O zaman gelecek daha parlak olacak. Naval'ın zengin olmakla ilgili dördüncü temel prensibi öğrenme hevesi. Diyor ki Naval, her şeyin temeli öğrenmek. Eğer başkalarından daha fazla şey öğrenirseniz bunu paraya dönüştürmeniz mümkün olur. Çünkü o zaman daha iyi fırsatlar görürsünüz. Eğer başkalarından daha fazla şeyi daha kısa zamanda öğreniyorsanız ve öğrenmeye daha çok vakit ayırdığınız için herkesten daha fazla şey öğreniyorsanız büyük bir avantajınız var demektir. O zaman fırsatları daha kolay görürsünüz. O zaman insanlar sizinle işbirliği yapmayı daha çok isterler. O zaman insanlar bu bilginize para vermek için size gelirler. Bu da harika bir şey çünkü çok kaldıraçlı bir şeydir. Bilgi sunarsınız, onun karşılığında oradan para kazanırsınız, hissedar olursunuz vesaire. Öğrenmeyi öğrenmek temeldir diyor. Maalesef Türkiye'deki eğitim sisteminde biz öğrenmeyi öğrenmiyoruz. Pek çok şeyi ezberlemeyi öğreniyoruz. Öğrenmeyi öğrenmenin üzerine gitmek lazım. Bununla ilgili müthiş kaynaklar var. Ben iyi bir öğrenci olduğumu düşünüyorum. Asla eğitimi bırakmıyorum. Şu anda bile Coursera'da, Udemy'de eğitimler alıyorum. Skillshare'de eğitimler alıyorum. Her gün yeni şeyler okuyorum. Ve bu beni başka yerlere götürüyor, başka fırsatlar getiriyor ve hayatımı hem parasal anlamda hem de parasal olmayan anlamda zenginleştiriyor. Çünkü insanın bilgisi arttıkça, öğrendikleri arttıkça hayat tatmini artıyor, hayattan tat alma ihtimali artıyor. Naval'ın zenginleşmeyle ilgili 5. prensibi ise girişimcilikle bağlantılı. Başkalarına nasıl elde edeceklerini bilmedikleri şeyi verin ve bundan para kazanmanın bir yolunu bulun. Steve Jobs insanlara bir cep telefonuyla neler yapabileceklerini gösterdi. İnternete her yerden ulaşabilen insanların hayatları değişti, girişimleri değişti, özel hayatları daha zenginleşti. Jobs bundan para kazandı. Bir ihtiyaçlarını karşıladı. O ihtiyacın onlar farkındalardı ama nasıl karşılayacaklarını belki bilmiyorlardı. Jobs onu paketledi ve ürün haline getirdi. Ben de aynı şekilde eşim Pınar'la beraber Haddini Aş Kulübü'nü yarattım. Niye yarattım orayı? Çünkü görüyordum ki pek çok insan sıkışmış durumda kariyerlerinde, iş hayatlarında. Yeni şeyler yapmak istiyorlar. Kariyerlerinde atlama yapmak istiyorlar, sıçrama yapmak istiyorlar. Kendi işlerini kurmak istiyorlar. Bir yan iş kurmak istiyorlar. Paralarını daha iyi değerlendirip finansal özgürlüğe daha hızlı girmek istiyorlar. Ama bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. İşte orada Haddini Aş Kulübü'nü kurduk. Şu anda 22 bin üyemiz var. Hem bizim için başarılı bir girişim oldu. Hem de üyelerimizin hayatlarını gerçekten değiştiren, onlara bir çözüm getiren bir yapıyı kurgulamış olduk. Hem de pasif gelir de yaratıyor. Biz orada değilken de o gün para kazanmaya devam ediyor. İşte benden de bir örnek. O halde başkalarının bir ihtiyacını bulun. O ihtiyacı ona nasıl çözeceklerini bilmiyorlar. Siz onlara bir çözüm getirin. O çözümü de onlara sunun. Eğer bu konuları daha fazla öğrenmek istiyorsanız bu arada Haddini Aş Kulübü'ne de mutlaka katılın. Müthiş şeyler yapıyoruz. İçerikler, eğitimler, toplantılar, yatırım konusunda, girişimcilik konusunda, kariyerinizi sıçratmak konusunda, kişisel verimlilik konusunda müthiş şeyler yapıyoruz. Gelin oraya. Önce ücretsiz bir olun istiyorsanız aşağıda linki var. Yukarıda bırakıyorum bir e-bülten. Kendimize oraya yolun. Daha sonra istiyorsanız ücretli tarafı da gelirsiniz. Çünkü kendimizi doğru insanlarla çevrelersek, kendimizi doğru bilgilerle çevrelersek daha kolay yol alıyoruz.